Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Hoca. 13.401 no'lu AYT denememizi çözeceğiz. Bu arkadaşlar AYT'nin A kitapçığında birinci sorumuz, B kitapçığındaki 18. sorumuzdur. Hadi başlayalım arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar hemen işler dışarı çarpımı yaparsanız, işler dışarı çarpımı yaparsanız 2 eksi 2 xi eşittir 2 xi eksi 2i kare yapacaktır. 2i kare arkadaşlar i kare eksi 1 olduğundan dolayı eksi 2 ile çarparsanız artı 2 yapacaktır. Düzenlersek artı 2'ler birbirini götürür. Soldaki eksi 2 sağ tarafa atarsak arkadaşlar 0 eşittir 4xi'ye, x de buradan 0 çıkacaktır. İkinci sorumuza başlayalım. A bir doğal sayıdır diyor ve x kare artı 8x artı a ifadesinin kökleri rasyonel olduğu ifade ediliyor. Arkadaşlar köklerin rasyonel olması ne demektir? Kök bildiğimiz üzere eksi b artı kök diskriminant bölü 2a'ydı. Bu arada kökten dışarı çıkmayan arkadaş hiçbir zaman rasyonel yapmaz. O zaman diskriminant değerimizin tam sayı olması gerekecektir. Yani en azından tam kare, tam sayı demeyelim de tam kare olması gerekecektir. Şimdi arkadaşlar başlayalım. X kare artı 8x artı a eşittir 0'da diskriminantının tam kare olması gerekecektir. Tam kare. Diskriminanta gelirken b kare eksi 4ac formülü vardı. 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı a olacaktır. Şimdi şöyle bir şey yapalım sizinle beraber arkadaşlar. 64'ü ve burada 4'ü 4 parantezine alırsanız burası 16 eksi a yapacaktır. Şimdi biraz değer vermeye başlayalım. 4 bildiğiniz üzere 2'nin karesi. O zaman 16 eksi a'nın da bir kare olması durumunda bu zaten tek kareyi sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar burayı kaç sağlayabilirim? Örnek veriyorum. A gördüğüm yere 16 yazarsam 16 eksi 16 0 0'ın karesi olur. A gördüğüm yere 15 yazarsam 1'in karesi oluşacaktır. 16'dan 15 çıkınca 1'in karesi. 2'nin karesi olması için 4 lazım. O zaman 12 yazalım. 12 yazınca 4'ün karesi 2'nin karesi olacaktır bu da. 3'ün karesi olması için 9. Yani ben 7 çıkarabilirim. 7 çıkarınca olur. Bir de arkadaşlar 4'ün karesi için 16, o zaman a yerine 0 yazmam yeterli olacaktır. Bu durumda elimizde 5 değer bulunmaktadır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar, zaman kaybetmeden. Bir küme sorusu. Bir ispat arkadaşlar. Adımları tek tek okuyalım bakalım ne diyor. X eleman değildir a birleşim b ise diyor. X elemandır a'nın değili, kesişim b'nin değili. Arkadaşlar A'nın değilin kesişim B'nin değili birinci adımımızda De Morgan kuralıyla A birleşim B'nin değili olarak yazılmıştır. Hiçbir sakınca yoktur. De Morgan kuralı. İkinci adımda buradan ilerleme sağlayacak. X elemandır A birleşim B'nin değili diyor. Hemen bir görsele dayayalım isterseniz daha iyi anlamak için. Buna A, buna B diyelim. A birleşim B'nin değili. Olsa olsa dışarıda olmasın. Çünkü A birleşim B'nin değil dışarısıdır. Diyor ki X A ile B'nin kesişme elemanı değildir diyor. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü A ile B'nin kesişimi burasıdır. Değilidir. Evet değilidir. Doğrudur. Bir sıkıntı yok ikinci adımda da. Buradan devam edelim. X A ile B'nin kesişiminin elemanı değilse diyor. Hem A'nın hem B'nin elemanı olmamak zorundadır. Hayır arkadaşlar. Şöyle olması gerekirdi. Şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Bunu görsele dayayayım da anlarsınız arkadaşlar. X eleman değildir. A kesişim B'nin ifadesi şöyle olabilirdi. X elemandır A ve X eleman değildir B. Ya da X eleman değildir A ve X elemandır B diyebilirsiniz. Ne demek istiyorum? A ile B'nin kesişimi A ile B'nin kesişimin olmasını kesişimi olmamasını istiyordu. Bu durumda ben ne diyebilirim?
A'da olup B'de olmasa dahi zaten kesişimleri olmayacak. Bu durumda sıkıntı yok. Ya da tam tersi, A'da olmasa B'de olsa dahi kesişimleri olmayacak. Yani arkadaşlar ikisinde de değil olmak zorunda değildir. O zaman üçüncü adımımızda hata vardır. Dördüncü sorumuz bir matris konusuydu arkadaşlar. Konu örüntüye benzetilmiş, sorulmuş. Sorulabilir bu tarz soru. Başlayalım beraber. A ile D'yi çarp, B ile C'yi çarp ve çıkar diyor arkadaşlar. O zaman x küp ile x'i çarpıyorum. X üzeri 4 yazıyorum. 8 ile eksi 3 çarpıyorum. Eksi 24 yazıyorum. Bir de çıkarma olduğu için artı 24 yazıyorum. Birinci parantez evet. İkincisine geçelim bakalım. Eksi 4 kere 3, eksi 12 yazıyorum arkadaşlar. 13x ile x'i çarpıyorum. 13x kare. Başında eksi var. Eksi 13x kare yazıyorum. Bu arada eksi dağıtırsanız x üzeri 4 artı 12x kare artı 36 bizim sonucumuzdur. Bunu çarpanlara ayırmada x kare x kare yazar. 36'yı da çarpımları 36 toplamları 12 olacak şekilde kaça kaç yazabilirim arkadaşlar? 6'ya 6 yazabilirim. Bu da x kare artı 6. Bir tekrar bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir devam ettirelim bakalım. X kare artı 6 çarpı x kare artı 6. Arkadaşlar bunu bu saatten sonra çarpanlara ayıramazsınız ve soru şıklarıyla uyuşmuyor. Bu yüzden arkadaşlar soru iptaldir. Yani soru iptallik bir soru arkadaşlar. Tekrar bakalım. X üzeri 4 artı 24. Eksi. Eksi 12, 13x kare. Başında eksi olduğu için eksi 13x kare. Sıkıntı yok şu ana kadar. Eksi eksinin çarpımı artı. Artı 12, 24 daha. 36 yapar. Arkadaşlar işlemimizde hata yapmamışız. Soru hatalı. Beşinci sorumuza değinelim. Bir parabol sorusu. Okuyalım bakalım bilgilerimizi. Fx diyor x eksi a ile eksi b arasında. X eksi b'nin çarpımıdır. Bu arada a ile b arasındaki ilişkiye göre birincisi a, ikincisinin b olması gerekecektir. Devam edelim. B noktasının orijine olan uzaklığı A noktasının orijine olan uzaklığının 2 katıdır. Yani ben buna A diyorsam 2 katı olduğu için burasının 2A olması gerekecektir. Sevgili arkadaşlar, başka A noktasının orijine uzaklığına 2 katı olup X 4 bölü 3'tür. Arkadaşlar X dediğiniz en küçük değerini aldığımdan dolayı bu değerde bu R demektir. Yani R'sini bize vermiş. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Sevgili arkadaşlar, F0'ın 2A olduğu bilgisi var. 0 yazarsam buraya, 0 yazarsam buraya, eksi A, eksi B eşittir 2A'dan. A'lar birbirini götürecek, B eşittir otomatikmen 2 çıkmış olacak. O zaman ben B'nin 2 olduğunu artık biliyorum. Sevgili arkadaşlar şunu biliyorsunuz. R dediğimiz kökler toplamının yarısıdır. O zaman yazalım isterseniz. R eşittir. Kökler toplamının yarısıdır. Yani 4 bölü 3 eşittir. 4 bölü 3 eşittir. A artı 2 bölü 2'den 2 kere 4 8. 8 eşittir. 3A artı 6'dan A eşittir buradan. A eşittir buradan 2 bölü 3 çıkacaktır. Bu arada B'yi de biliyorduk arkadaşlar. Benden istenen sonuç B'nin A'ya oranı. B dediğimiz 2 idi. A dediğimiz 2 bölü 3'tü. Birincisi sabit, ikincisi ters dönüp çarpılacağı için ikiler sadeleşti ve sonuç 3'tür arkadaşlar. Zaman kaybı yaşamadan bir sonraki sorumuza geçelim. 150 metre yüksekliğindeki direkleri arasındaki uzunluğun 600 metre olduğu bir köprünün çelik halatı parabolü bir eri oluşturmaktadır diyor. Her biri 15 metre aralıklaymış arkadaşlar. Başlayalım. Sevgili arkadaşlar, parabolde bir koordinat ekseni çizmemiz gerekecek öncelikle. Nereye orijin belirleyeceğiz? Arkadaşlar, şuraya orijin belirlersek çok daha rahat hareket ederiz. Ben şöyle burayı hemen tükenmez bir kalemle burayı orijin kabul ettim. 600 metreyi tam ortadan iki eş parça böldüğüm için 300 metre sağ, 300 metre sağ yazdığım için sağ artı 300'dür. 300 metre sol negatif ifade edecektir bana. Bu da eksi 300'ü ifade edecektir. Şimdi arkadaşlar, artı 300'ün dikkat ederseniz 150 metre boy olduğu için 150'ye denk geldiğini biliyoruz. O zaman burada bir fonksiyon oluşturup soruyu çözmeye başlayalım arkadaşlar.
Gençler şunu biliyorsunuz ki bir parabol orijinden geçiyorsa y eşittir ax kare formülüdür. Bunu dizayn edip çözmeye başlayalım. Y eşittir a çarpı x karedir. Y burada bildiğimiz şey üzere f300 150 olması gerekiyor. O zaman x gördüğümüz yere bunu yazayım isterseniz. Şuraya yazabilirim. F300 150'dir. O zaman 300 yazarsanız a çarpı 300'ün karesi eşittir 150'ye. A dediğiniz ifade 150'nin 300'ün karesine oranıdır. 300'ün karesini sadeleşmesi için 300 çarpı 300 diye yazabilirsiniz. Bu arada 153'ü de bölseniz payda da 2 kalır. 2 kere 300 600. Bu durumda arkadaşlar A dediğiniz 1 bölü 600 çıkacaktır. Kim? A değeri. A eşittir 1600. Şimdi arkadaşlar sorumuza inelim. Oval ortasından itibaren 10. çelikten. Arkadaşlar bir çelik telin 15 metre sağa gidiyorsa 10. çelikten 150 metre gidecektir. O zaman bizim buranın kaç olduğunu bilmemiz gerekiyor. 150 bilmemiz gerekiyor. Yani x değerimiz 150. O zaman f150 bizden soruyor. Arkadaşlar f150 dediğimiz arkadaşımızın bir boyunu hesaplayalım bu kısmı. Şu boyu istiyor bizden. Bu da a çarpı yani a dediğimiz 1 bölü 600 150'nin karesi. Y eşittir a çarpı x kareden. Bunu düzenlersek 1 bölü 600 çarpı 150'nin karesini tekrar parçalamak amacıyla 150 çarpı 150 yazarsan 150'yi 600'e bölerseniz 4, 154'e bölerseniz sonuç olarak 37.5 ve benim cevap anahtarım arkadaşlar Diyarbakır. 7. sorumuz. Arkadaşlar bir örüntü kurulmuş. Soru okumuşsunuzdur tekrar. Bana şunu söylüyor. 12 çubuktan oluşmaktadır. Evet arkadaşlar bir dikdörtgenler prizmasının 12 ayrıtı vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 4 tane üst, 4 tane de yan ayrıtlar var. Toplamda 12 doğrudur. 20 boncuk var arkadaşlar sayarsanız 20 boncuk bulacaksınızdır. Soru bize şunu ifade ediyor. Bu örüntünün 1. adımında 12 çubuk 20 boncuk kullanılmıştır. Toplamda 32 materyal yani toplamlarını veriyor. Acaba diyor 10. adımındaki materyal sayısı kaçtır? Sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yazabilirim size. Öncelikle biz çubuk sayısını bulalım. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere 1. adımda 12 tane tek vardı. 1. adımında 12 çubuk vardı. 2. adımında 12 çubuğun yanına hangileri eklenmişti onu söyleyeyim size. Bir çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk, 4 çubuk. 4 tane. Sonra arkadaşlar 5, 6, 7 ve 8 eklendi. Hocam bu 4'e eklenmedi mi? Hayır zaten vardı yapıştırdığım için. O zaman arkadaşlar bu zaten sonra tamamen 8'er çubuk eklenecektir. O zaman ikinci çubuk oluşması için bir artı 8'e ihtiyacımız var. Yani 20 olacak. Üçüncü adım için de tekrar bir artı 8'e yani toplamda 28 olmuş olacak. Böyle devam ederseniz arkadaşlar 10. çubuk için de aynı şekilde her bir önceki adıma göre 8 fazla gerekecek. Bu durumda 2'den 10'a kadar 9 adım. 9 kez 8 72. 12 de burada var. Arkadaşlar 10. adım için 84 tane çubuğa ihtiyacım vardır. Gelelim arkadaşlar boncuklara. Boncuklara. Birinci adımında 20 boncuk vardı. Bu saatten sonra arkadaşlar şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu 8'i zaten ortak olduğu için geriye kalan 12 tane eklenecektir. İkincisi için artı 12 gerekecek. Üçüncü adım için tekrar artı 12 gerekecek. Böyle gidecek. 10. için de tekrar artı 12 tane boncuk gerekecek. O zaman 10.sunun toplamında bakalım. 9 hamle, 9 kere 12, 108, 20 de burada 128 tane boncuk gerekecektir. Arkadaşlar 84 ile 128'i toplarsanız 212 materyal olacaktır. Bu da E şıkkını cevap anahtarım kabul edeceğim. 8. sorumuz bakalım ne? Arkadaşlar geometrik dizide bilginiz üzere A20 4 birim aşağısı olan A16, 4 birim yukarısı olan A24 tam ortasında olduğu için şöyle bir kuralı vardı. A20 dediğiniz ifade kök içinde A16 ile A24'ün çarpımının kare köküne eşittir. Kare köküne eşittir.
Ben tükenmez kalem kullanacağım arkadaşlar. Ucum bitti. Sevgili arkadaşlar, kök içinde kosinüs 22,5 bölü tan 50 çarpı, yanlış almayalım, sinüs 22,5 bölü kot 50. Olay bu. Sevgili arkadaşlar, burada şöyle bir şey görüyorum. 22,5'lar yarım açı formülünden geliyor gibi. O zaman sin ile kosun çarpımının sinüs 2a formülüydü. Sadece şu var. Burayı 2 ile çarpmam gerekecek. Tabii ki yukarı 2 ile çarparsam aşağıyı da 2 ile çarpmam gerekecek. 2 çarpı sin çarpı kos sin 45 formülü verecektir. O halde ben bunu şöyle yazabilirim. Sinüs 45 bölü. Bir de arkadaşlar, tanjant 50 ile kotanjant 50'nin çarpımı 1'dir zaten. 2 kere 1, 2 yapacaktır. Sorumuzu devam ettirelim. Tekrar uşuk kalemi aldım. Sin 45 1 bölü kök 2'dir. Ya da kök 2 bölü 2 de yazabilirsiniz. Kök 2 bölü 2 yazayım. Bir de 2 var alta. O zaman kök 2 bölü 4 yazalım. Sevgili arkadaşlar, şunu biliyorsunuz. 4 dışarı çıkar 2 diye. 2 tane ayrı kök varsa ikisini çarpardık derecelerini. 2 ile 2'nin çarpımı 4. O zaman 4. düzeyden 2 diye yazabiliriz. Bu da bana A şıkkını verecektir. Soluksuz bir şekilde 9. sorumuza başlayalım arkadaşlar. 9. sorumuz güzel bir fonksiyon sorusu. Bence ağır bir soru. Arkadaşlar, şurada grafiğe bakarsanız 2 farklı renk ve 2 farklı fonksiyon. Fonksiyonda eşitsizliğe dökülmüş. Öncelikle kritik noktalarını bulmanız gerekecekti. Gx eksi fx'in sıfır eşit değeri, sıfır eşitlediğiniz zaman gx eşittir fx olacaktır. Yani bu benim kritik noktam. Gx eşittir fx. Bir de bunu sıfır eşitleyen değer x eşittir x'i 4'tür. Şimdi hocam, buradaki kökleri nasıl bulacağız? Gx ile fx'in eşit olduğu noktaya bakarsanız bir noktamız eksi 6, bir noktamız 8. O halde arkadaşlar eksi 6'ya 8'dir. İki kök burada, bir kök burada. Haydi eşitlik grafiğinden olayı bitirelim arkadaşlar. 3 kökümüzü küçükten büyüğe bir sıralayalım. Eksi 6, sonrası eksi 4, sonrası artı 8. Hemen çiziyorum. Büyük eşitlediği için yukarıdakilerin dahilliği vardır. Eksi 6 dahildir. Aynı şekilde 8 de dahildir ama eksi 4 olamaz. İçi boş olmak zorunda. Tanımsız yapar. Şimdi arkadaşlar, bir taraftan artı eksi ile başlayalım ki ondan sonra devamını getirebilirim. Sağ taraftan başlayalım. Sevgili arkadaşlar, 8'den büyük bir değer için uğraşalım. 8'den büyük bir değer için G'den F'i çıkart. Arkadaşlar, G dediğiniz arkadaşınız F dediğiniz arkadaşınızdan daha küçüktür. Dikkat etsen altında. Küçükten büyük çıkınca negatif olur. Yukarısı negatif. Aşağı gelelim. 8'den büyük bir değer için 4 ile toplarsanız 12'den büyük bir değer, yani pozitif olacaktır. Eksinin artıya oranı eksidir. O zaman arkadaşlar, başlangıçta eksiyle başlıyoruz. Eksi, artı, eksi, artı. Benden istenen bölge büyük olanlardır. Yani bu arası arkadaşlar, bu da sonuç olarak eksi sonsuzdan eksi 6'ya, eksi 6 kapalı. Eksi 4'ten artı 8'e, artı 8 kapalı. Cevap E şıkkıdır. Ve hemen 10. sorumuza geçiyoruz. 10. sorumuz, yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Arkadaşlar, fonksiyonumuz da, evet, güzel bir soru. Sevgili arkadaşlar, fonksiyonumuzun sıfırdan büyük olduğu aralık şu kısımlar. Doğru. Bir de şu kısımlar. Şu kısımların tamamı f fonksiyonu sıfırın, hani alt kısmının yukarısı olduğu için sıfırdan büyüktür. Bunu nasıl yazabilirim? Şöyle. 1. X küçüktür 1. Eşitlik olduğundan dolayı küçük eşittir 1 diyebilirim. Bir de x büyük eşittir 4 yazabilirim. Gelelim ikinci arkadaşa. Fx'in sıfırdan küçük olduğu aralık da şu kısımdır arkadaşlar sadece. X'in 1 ile 4 açık aralığıdır. Olayı yazdık. Fonksiyonunun diyor sıfırdan büyük olmasını istiyor. Arkadaşlar, sonucun sıfırdan büyük olabilmesi için ayrı ayrı işlem yapalım. 10x büyüktür eşittir 0 dersem x buradan ne çıkacaktır? X küçük eşittir 10 çıkacaktır. Buna uyarlarsak bunu, x artı 2 büyük eşittir 0 diyorsak x büyüktür eşittir eksi 2 dememiz gerekecek. Şimdi başlayalım arkadaşlar sorumuza. 1'den küçük olacak.
eşit olacak. Aynı zamanda ondan küçük olacak. Bu birinci. İkincisine bakalım. X ondan küçük olacak ve 4'ten de büyük olacak. Yani bunu bir örüntü olarak yazalım. Arkadaşlar X hem ondan küçük hem 1'den küçüktür. Bunu nasıl yazarsınız? Şöyle yazarsınız. Dersiniz ki hocam hem ondan küçük hem ondan büyük hem 1'den küçükse kesişimlerinde arkadaşlar 1'i almanız gerekecek. Yani benim cevabım şu ikisinin cevabı X küçük eşittir 1 algılanacak. Bu 1. Ya da şöyle yazarsınız. Eksi sonsuzla 1 aralığı. İkincisine geçelim. 4 ile olan bağlantısı. Hem ondan küçük hem 4'ten büyük olduğunu söylüyorsa 4'ten büyük ondan küçüktür. O zaman bunu nasıl yazarsınız? Bunu aralık olarak yazalım. 4 ile 10 aralı dersiniz. Birinci kısmı bitirdik. İkinci kısma geçelim arkadaşlar. İkinci kısma geçelim. Güzel ve zor bir soru arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. X büyüktür eksi 2 diyor. Hem arkadaşlar X eksi 2'den büyüktür. Bir de 1 ile 4 arasında olması gerekecektir. O zaman arkadaşlar ikisini kesiştirirseniz X eksi 2'den büyük, X 1'den büyük. O zaman 1'den büyük diyebilirsiniz kesiştirdiğiniz zaman. O zaman 4 ile 1 arasıdır. Bunu şu şekilde anlatayım arkadaşlar. Kesişimlerde ne yapıyorduk? Küçüklerden büyüğünü, büyüklerden küçüğü. Yani sıkıştırmaya başlayacaksınız. Hem eksi 2'den büyüksünüz hem 1'den büyüksünüz. Arkadaşlar genel kabul olan X'in 1'den büyük olduğudur. Zaten 1'den büyük olan her şey eksi 2'den de büyük olur. 1'den büyük ve 4'ten küçük olmak zorunda. Şimdi bu üçünü birleştirelim arkadaşlar. Eksi sonsuzdan 1'e kadar geliyor. Sonrası, özür dilerim burayı şöyle yazmam gerekecek. 4 ile 1 önce küçük olan yazılır. 1 ile 4 yazsayım daha güzel olacaktı. Eksi sonsuzdan 1'e, 1'den 4'e, 4'ten 10'a. Bunu nasıl birleştirebilirsiniz arkadaşlar? Yazıyorum. Eksi sonsuzdan 1'e birleşim. 1'den 4'e birleşim. 4'ten 10'a. Arkadaşlar dikkat ederseniz bunların ortak olan 1 4'e bağlanır, 4 de 10'a bağlanır. Eksi sonsuzdan 10'a gider. Bizim cevabımız da M'i soruyor. Yani artı 10'u soruyor. Cevap 10. Güzel bir soruydu. Ve zor. 11. sorumuz. M ve N sıfırdan farklıdır diyor arkadaşlar. Ve fx fonksiyonu vermiş. F0'ı soruyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar tekrar bir hatırlatma. B kitapçının 28. sorusu. Arkadaşlar mümkün olduğunca önce bunu bir fx'e çevirelim. Çünkü sıkıntı yaşayabiliriz. Fx'e dönüştürmek için biliyorsunuz ki burasına fonksiyonun tersini yazmamız lazım. Fonksiyonun tersi arkadaşlar 3mx artı 2n'in tersi x eksi 2n x eksi 2n bölü 3m'dir. Bunu fonksiyonda x gördüğümüz yere yazarsak burası fx'e dönecektir. O zaman benim x gördüğüm yere bunu yazdığım zaman benim formülüm x eksi 2n bölü 3m'e eşitmiş. Bu tamam. Fm'in m bölü 2m olduğunu ifade etmiş. Gel bakalım x gördüğümüz yere m yazalım. X gördüğünüz yere m yazarsam m eksi 2n bölü 3m eşittir. N bölü 2m'e eşitmiş. M'ler sadeleşti. 3n 2m. Hemen işler aşağı çarpımı yapıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Siz de bunu yapınız. 2m eşittir 7n'e. Bu elimize kalsın birini diye ne oranlayacakmışız gibi görünüyor. Gelelim F0'a. Arkadaşlar F0 dediğimiz arkadaşımız x gördüğümüz yere 0 yazarsanız eksi 2n bölü 3m çıkacaktır. Gerçekten dediğimiz gibi çıktı. M bölü m'i soracaktır. Bunu nasıl yazalım? Eksi 2 bölü 3 çarpı n bölü m diye yazabiliriz. Arkadaşlar buraya geliyorum. 7 buraya alırsanız 2 bölü 7 eşittir n bölü m'e. O halde eksi 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 7 eksi 4 bölü 21 cevabımız Adana arkadaşlar. 12. sorumuz bir polinom sorusu 5. dereceden bir polinom. Arkadaşlar alttaki bilgi bize soruyu çözdürüyor. Neden? Eksi x ile ve x'in bildiğiniz eksi katı olduğunu yani aslında bu arkadaş bana tek fonksiyon olduğunu ifade ediyor. Tek fonksiyon ne demektir? Arkadaşlar tek fonksiyon P3 ile P4
P-3'ün birbirine zıt işaretlisi. Mesela P3 10 ise P-3 -10'dur. Bunu bilmemiz gerekecektir. Tek fonksiyonlarda bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi vardı. Hiçbir zaman çift kuvvet bulunmayacak. Sadece tek kuvvetler olmalı. Tek kuvvet vardır. Hemen yazalım o zaman. O zaman hemen bu Px polinomunu şöyle yazabilirim. X küpümüz var. X 5. derece olduğu için 5. derecemiz var. 3. derecemiz var. Bir de 1. derecemiz olabilir. Katsayı ekleyelim. Baş katsayısı 1 olduğu için bu 1. Artı buna A katsayısı, buna B katsayısı ekleyebilirim. O zaman benim polinomum tamam. Px eşittir. X üzeri 5. A x küp artı B x'tir. 1 yazalım bakalım ne çıkacak. 0 eşittir 1 artı A artı B çıkacaktır 1 yazarsam. 2 yazarsam yine sonuç 0 olmalı. 2 yazarsam 32 artı 2 yazarsam 8A. 2 yazarsam 2B. Bitirelim olayı. Arkadaşlar 1'ini yok edelim. Bunu -2 ile çarparsak bunlar birbirini götürür. 6A. -2 ile çarparsak 30 kalır burası. Eşittir 0'a. Buradan A eşittir -5. A eşittir -5 yazarsanız arkadaşlar bir denklemde şu yukarıdaki denklemi yazabilirim. 0 eşittir 1 -5 artı B. 1'den 5 çıktı -4. -4'ü yan tarafa atarsak artı 4 B eşittir artı 4 çıkacaktır. Bu durumda Px eşittir. Düzgün yazayım. X üzeri 5. -5 x küp görünüyor sanırım. Artı 4b'dir. Arkadaşlar bu da P3'ü istiyor. P3 eşittir. 243 yapar 3'ün 5. kuvveti. -27 kere 5 135. Artı 4 kere 3 12. Bu da 243, 135 ve 12'nin toplarsak 120 yapıyor arkadaşlar. 12. sorumuz. 1'den 30'a kadar tam sayıların yazılı olduğu bir cetvel verilmiş. Arkadaşlar çıkan soru ve sürekli çıkıyor bu tarz soru arkadaşlar denemelerde. Sınav sorusunda aslında sınav sorusu. Sevgili arkadaşlar örüntü diyor ki 1 ile 2 arasında log 2, 1 ile 3 arasında log 3. O zaman 1 ile 30 arasında da log 30 diyeceksiniz. Aynısı bunun için de geçerli. Arkadaşlar buradaki örüntüde A ifadesini bize soruyor. Sevgili arkadaşlar burada öncelikle bir şeye karar vermeniz gerekiyor. Dikkat ederseniz adamlar zaten uyduruk bir şey yapmış burada görüntü göresiniz diye. 14'ün altında A, 21'in altında 24. Bu ne demek istiyor? Sevgili arkadaşlar buradaki mesafe ile buradaki mesafe sabittir. Yani siz buna ne derseniz buna da aynısını demeniz gerekecek. O zaman şunu söyleyebilirim ben size. Buradan gelirseniz 21'e kadar buna log 21 dersiniz. Buraya kadar gelirseniz buna da log 20 log 14 olduğu için log 14 dersiniz. Şu yer dediğimiz ikisinin arasındaki farktır. Biliyorsunuz ki çıkarmadır. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? Log 21 eksi log 14 dediğimiz ifade bu soru işaretine eşittir. Aynı zamanda burası da buraya eşittir. Burada dizayn edersek 1'den 24'e kadar log 24 aynı mantıkla 1'den a'ya kadar log a logaritmada çıkarma bölmedir. Ben bunu şöyle yazabilirim. 21 bölü 14 ve logaritma 24 bölü a. Sevgili arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için sayılar da aynıdır. 21 bölü 14 eşittir 24 bölü a'dan. Hemen işler çarp çarpımı 21a eşittir 14 çarpı 24'ten. Bunu 7'ye bölerseniz 3, 7'ye bölerseniz 2, 3'e bölerseniz 1, 3'e bölerseniz 8, a eşittir 16. Benim cevap anahtarım. 14. sorumuz güzel bir logaritma sorusu. Sevgili arkadaşlar 3x diyor. Bildiğiniz üzere şöyle bir şey yazabilirim size şurada. Arkadaşlar a çarpı b'nin x'inci kuvvetini a üzeri x, b üzeri x diye yazabiliyorum üssü sayılardan. Buraya değineceğim. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? 3 üzeri logaritma x tabanında 7 özür dileyerek çarpma yapmam lazımdı. İle x tabanında x üzeri logaritma x tabanında 7 yazabilirim. Artı. Aynısını buna deniyorum. 7 üzeri
Logaritma